Piyasa Hattı'ndan herkese merhaba efendim. Yine Doftolu bir akışımız var. Birazdan konuklarımız var. Hem Sertaç Ekeke'yi ağırlayacağız. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü. Hem de Ernst & Young'dan Türkiye Kurumsal Finansman Danışmanı İlhami Koç bizlerle olacak. Hem dışarıda halka arzlar hem içeride halka arzlar. Beklentileri biraz konuşacağız. Çünkü finansman kaynaklarının kısıtlandığı özellikle bugünlerde halka arzlar cephesinde de yine bir hareketlilik bekleniyor. Özellikle biraz daha yılın ikinci yarısında diyelim. Çünkü yabancı yatırımcının da özellikle biliyorsunuz dün de gelen raporlar vardı Fitch tarafından. Çünkü Fitch'in de özellikle beklentisi küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimi patikasına girmesiyle birlikte gelişen ülkeler tarafına ciddi bir para girişi bekleniyor. 200 milyar dolar paradan bahsediliyor. Yaklaşık olarak böyle bir hesaplama yapılmış. O gelişen ülkelerden biri de Türkiye olacak. Dolayısıyla pastadan ne kadar pay alacağız? İşte bunlar biraz hesaplanıyor. Önümüzdeki dönemde de bu anlamda hem Merkez Bankası'nın politikası hem de malum yıl sonu enflasyon beklentileri nerede şekillenecek? Bu hafta özelinde hep konuşuyorduk. Enflasyon raporu çok daha kıymetli hale geldi diye Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle birlikte. Dolayısıyla yarın bunları bol bol konuşacağız. Şimdi rakamlara bakalım elbette. Özellikle Borsa İstanbul'da yine pozitif seyri görüyoruz. Hacim bir miktar arttı, onu söyleyelim. Sınai tarafta pozitif seyir, bankacılıkta bir miktar satış. Ama baktığımız zaman en çok artan hisselerde özellikle bugün 64 hisse yukarı yönlü. Akfen ilk sırada. Yine yeni bir teknoloji, enerji, Europower, MIA Teknoloji, Smart Güneş Enerjisi, Alfa Solar Enerji, Vestel gibi hisseler. Yani biraz enerji hisseleri aslında ön planda diyelim. Dolar TL tarafında şu anda benzer seviyelerdeyiz ama 30-60'a da gelindi. Yani tabii kademe kademe yukarı geliyor demiştik. Dolayısıyla oradaki seyir devam ediyor. CDS'imiz 325, yani başkan değişikliği sonrasında aşağı yukarı yönlü çok büyük bir hareket zaten görmedik. Ama tabii 325 seviyesi de önümüzdeki dönemde hangi yönlü, özellikle aşağı yönlü bir tekrar kırılım da bekleniyor. Bunları konuşacağız birazdan Sertaç'la. Ve bir yandan dolar endeksi biraz stabilize oldu. ABD 10 yıllık tabi faizi biraz stabilize oldu. Bunlar da piyasalar tarafında yine şekilleniyor. Avrupa tarafında çok risk iştahını sürükleyici bir unsur yok elimizde. Şu anda tamamıyla satıcılı seyir devam ediyor. Ve ABD kapanışlarında dün negatif ayrışan Nasdaq vardı. Bugün vadelilerde Nasdaq pozitifken diğer iki endeksin negatif olduğunu görüyoruz. Tüm bu küresel gelişmelerle birlikte altın da pek hareket olmuyor. Aslında bu da çok sorgulanıyor. Yani 2024 yılı için altında da bir miktar kazanımlar bekleniyor. Özellikle yine yılın ikinci yarısından sonra. Ama 2034 dolar seviyesinde de böyle biraz artık hani yerleşmiş bir altın fiyatından da bahsediyoruz. Bitcoin tarafı bugün 42.891 dolar, petrolde 79 dolardan işlem görüyor. Kabaca ben böyle tarif etmiş olayım ama hemen Başak Kara'ya döneceğiz. Başak'a da soralım. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kara, hoş geldin. Nasıl bir görünüm var? Sen neler eklemek istersin? Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Öncelikle biz tarafında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Rekorlar kırılmaya devam ediyor. Özellikle işlem hacimleri çok yüksek. Dün 125 milyar TL'ydi. Son aylarda görülen en yüksek işlem hacimiydi. Özellikle genele yayılan alımlar var. Ama zaman zaman da kar satışlarının olduğunu da görüyoruz. Daha sağlıklı aslında. Çünkü uzun soluksuz yükselişler daha ciddi satış baskılarına da neden olabiliyor. Dolayısıyla zaman zaman kar satışlarında tepki alımlarının gelmesini ben değerli buluyorum. Yukarı yönlü trend devam ediyor. Bugün özellikle enerjilerin eşlik ettiğini görüyoruz. Enerji hisselerinde de geri planda kalan şirketlerde de alıcılı seyir dikkat çekiyor özellikle. Genele yayılan özellikle alımlarda mevcut, bu daha değerli. Özellikle rekor seviyeleri taşınması açısından, endeks açısından. 8900 seviyesinde üzerinde şimdilik dengeleniyor. Bu seviye üzerindeki kapanışlar önemli olacak. Yeni rekor seviyelerde gelebilir eğer bu şekilde devam ederse endeksteki hareketlilik. Ancak teknik göstergelerde de bazı hisselerde aşırı teknik göstergeler, aşırı sinyaller var alıcılı. Dolayısıyla belki bu noktada şimdilik pozisyonlanmalar biraz daha riskli olabilir. Teknik anlamda 9000 seviyesi var direnç seviyesi olarak. Geri çekilmelerde 8650 seviyesi önemli bence. Bu seviye kırılmadığı sürece endekse kısa vadeli satış baskısı diyebiliriz. Küresel tarafta da FED yetkililerinin açıklamaları var. Biraz Şahin tarafta kalıyorlar. Dolayısıyla
emtia piyasalarının özellikle kâr realizasyonlarının olduğunu izliyoruz. Başak Kara, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Info Yatırım Satış Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke bizlerle. Sertaç, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Biraz tabii heyecanlı bir bekleyiş de var. Yarın çünkü enflasyon raporu sunumunda hem başkandan yeni mesajlar bekleniyor, hem de tabii enflasyon verisinde, yıl sonu beklentisinde bir yukarı yönlü revizyon olabilir mi diye de tartışılıyordu. Endeks bazında tabii bir beklenti oluşturur mu? Onu dinlemek isteriz öncelikle ve beklentileriniz nedir? Senden dinleyelim. Ya aslında şöyle bir gözden geçirmek lazım. Çok hızlı bir cuma akşamı geçirdik ama çok hızlı şekilde de konular çözüldü. Bu raporda başka bir atmosferle girerken ben de cuma akşamında alınan reaksiyonla birlikte tekrar gözlerimiz daha şahin gelecek bir konuşma olur mu'ya çevrilmiş durumda. Özellikle New York temaslarında ve önceki yabancı temaslarda daha şahin kanatta gördükleri bir ismin şu an için başkan olarak seçilmesi piyasanın bence özellikle yabancı kanadında beklentileri bir miktar arttırdı. Burada bir yukarı yönlü bir revizasyon gelme ihtimali var. Zaten piyasa beklentileri aslında biraz kötümser de olsa, hatta 45'lerin üstünde konuşmalar da geliyor da olsa, burası daha dengeli yürütülecek gibi. Enflasyonda şunu görüyoruz. Evet, mevsimsel olarak yukarı yönlü etki devam ediyor. Fakat artık işin sonuna doğru da geldik. Yani o yukarı yönlü ivme beklendiği gibi yavaş yavaş izini kaybettirecek. Biz artık faiz indirim süreçlerini konuşmaya başlayacağız. Bunun hazırlığının yapılması için de aşağıdaki noktanın iyi belirlenmesi lazım. Bunun biraz daha yukarı çekilmesi çok şaşırtıcı olmaz. Yani burada belki bir ufak revizasyon gelebilir. En azından piyasaya mesaj verme açısından. Gelecek soru cevap kısmı bence çok kritik olacak. Çünkü daha önce Gaye Hanım kısmında da şuna bakıyorduk. Oradaki dilin iyi kullanılması, verilen mesajlar piyasanın çok hoşuna gitmişti. Burada çok daha net mesajların verilebileceği bir toplantı bizi bekliyor olabilir. Faiz döngüsünün sonuna geldiğini düşündüğümüz bir merkez bankası vardı. Buradaki gelecek mesajlarla belki biraz dengelense bile belki hani bundan sonraki süreçte bir faiz artışı daha gelebilir. Bu da piyasaya verilecek mesajlar açısından oldukça önemli. Enflasyon beklentileri ben çok kötü bir noktada kapatacağımızı düşünmüyorum. En azından yukarı yönlü faiz hareketleriyle birlikte geldiğimiz noktada pozitif bir veriye geleceğimiz, bir getiriye geleceğimiz bir noktada olacaktır diye tahmin ediyorum yıl sonunda. Ama bu toplantının şöyle kritik bir özelliği var. Hem beklentilerden bir miktar yukarı yönlü gitmiş bir hamle var mı? Daha doğrusu enflasyon tarafında bir beklenti var mı? Bunu göreceğiz. Hem de verilecek doğrudan mesajlar, biz Fed'den çünkü şunu gördük. Konuşmanın ne kadar piyasa üzerinde etkili olduğunu Fed'in yaptığı her açıklamada görüyoruz. Yine işte faiz indirim beklentisi ne kadar yukarıdaydı, şimdi Fed onu ne kadar dengeliyor, takip ettiğimiz süreçlerde gördük. Bizim tarafta da aynı bu yönde açıklamalarla dengelenen bir hem enflasyon beklentisi hem de bir faiz politikası ya da patikası görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii orada da likidite meselesi değil mi? Ek adımlar atılıyor. Önümüzdeki dönemde bunun ne kadar geçici veya kalıcı olacağı ve enflasyon tarafında özellikle talep koşullarının ne kadar hızlı duraksayacağı diyelim. Çünkü halen de aslında bir canlılık da görülüyor. Enflasyon beklentileri de dolayısıyla hani Mayıs'ta zirve yapar ve daha sonra nereye kadar düşüş gösterecek? İşte bunlar hep tartışma konusu. Endeks bazında tabii biraz konuşalım. Şimdi alternatif yatırım araçları zaten var. Birazdan o konuya da geleceğim. Çünkü fonlar çok revaçta. Şu anda çok soruluyor bu arada. Bize de çok soru geliyor bu anlamda. İşte para piyasası fonları, arbitraj fonları ama hisseyi sevenler için de önce bir model portföy güncellemesi rica edeceğim. Yani özellikle yılbaşından bu yana ya da başkan değişimi sonrasında hani bir miktar daha şahin olabilir diye beklentilerle birlikte bir değişiklik yaptınız mı? Herhangi bir revizyon var mı? Şunu aslında yapmak lazım. Bankacılık çok ağırlıklı ilerliyorduk. Hatta belli noktalarda bankacılık tarafındaki hikayenin artık sonuna mı geldik tartışmaları içerisinde hala bankacılığa güvendiğimizi söylüyorduk. Biz o tarafta hala aynı noktadayız. Bankacılık tarafındaki pozitif
atmosferin devam edeceğini, bu düzeltmelerin de alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Burada özellikle sıcağı sıcağına gelen zorunlu karşılıklar adımı, bankacılık tarafından da beklenen, hani istenen bir adımın atılması, bundan sonraki bilançolarda bir miktar daha rahatlamış bir bankacılık göreceğimiz kanaatindeyiz. Fakat şuna bakmak lazım. Portföyde eskiden böyle %25-%30 ağırlığında bankacılık taşımakta yarar var diye konuşurken, o ağırlığın biraz böyle %20-%15'lere inmesi gerekiyor bence şu anki atmosferde. Ben bir kamu bankasının hala eklenmesi gerektiğini düşünüyorum portföye. Burada Vakıfbank özellikle ön plana çıkabilecek yapılardan biri. Ama ağırlıklı bankacılık pozisyonlarının hala özel bankalar kısmında kalması gerektiği, orada özellikle karlılık yapısıyla ön plana çıkan garantili bir miktar sıyrıldığı, Yapı Kredi'nin de özellikle bu tarz dönemleri sevdiği için buralarda durulması gerektiği, yani ya garanti ya Yapı Kredi pozisyonunda korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanına artık ağırlıklı olarak artırılması gereken pozisyon holdingler olduğunu tekrar söyleyebilirim. Eskiden yine holdingler diyorduk ama bu sefer biraz daha güçlü söylüyoruz. Burada Anadolu Grubu, Skoç, Sabancı, burada çok ciddi bir iskonto var. Özellikle gelişmekte olan ülkelere doğru para akışının hızlanacağı bir süreç bizi bekliyor gibi geliyor bize hala. Burada da özellikle bizim hem bankacılık hem holding yabancıların ilk refleks yapacağı, ilk alabileceği daha önceden de tanıdıkları kağıtlar ve biz ciddi anlamda her iki sektörde de iskontomuzu koruyoruz. Bankacılık bir miktar hareketini yaptı. Orada bir miktar sınırlamalar var ama hala hikayemizin devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Holding tarafında daha da gidilebilecek nokta var. Bugün zaten böyle kendi içerisinde düzeltmeler yapan bir holding endeksi görüyoruz. Yani holdinglerin arasında böyle bir değişim görüyoruz ama işte Sabancı'nın ve Anadolu grubunun güçlü olduğunu da gözlerden kaçırmamak lazım. 100 lira altında alyar konumunda çok ciddi anlamda bir hamlesi var. O yüzden bu taraftaki pozisyonların ısrarla taşınması gerektiği kanaatindeyiz hala. Diğer tarafta baktığımız zaman artık enerji yol düzeltme atmosferinden çıktı. Yavaş yavaş artık eski günlerine döndü ki bugün en önemli hareketleri enerji kağıtlarında görüyoruz. Buradaki hareketlerin tamamında değil ama özellikle potansiyeli güçlü olan bilançoları güçlü gelecek ve yenilenebilir hikayesinde çok ciddi adım atılabilecek enerji kağıtlarında devam edecek kanaatindeyiz. Burada rüzgarı çok ön plana çıkartıyoruz. Hem Galata Wind'de hem Sayas'ta hareketlerin devamı gelebilir. Keza Astor ve Yasan tarafında da gene hareketlerin devamını bekliyor olacağız. Burada tabii ki panel tarafı çok göz ardı edilebilecek bir yer değil. Rekabetin bir miktarı yüksek olduğu bir nokta. Ama zaten çok ciddi düzeltme yapmış şirketler var. Buradaki hareketleri de enerji tarafında devamını görebiliriz. Ulaştırma tarafında sert yukarı yönlü hareketten sonra düzeltmeler bitecek gibi gözüküyor. Yani bir ince düzeltme hareketi görmemiz lazım. Çünkü aşırı alım noktalarına geldik. Fakat orada özellikle Türk Hava Yolları'nın 300 liranın üstüne doğru hareketi, Pegasus'un da 1000 lira doğru hareketini biz burada bekliyor olacağız. Burada çok uzun süre göz ardı edilen bir TAV havalimanları vardı. Orası da 150 lira doğru geldi. Buradaki hikaye düzeltmeden sonra devam edecektir. Buraya bakmak lazım. Seninle son yaptığımız yayında gayrimenkul yatırım ortaklıklarından bahsetmiştik. Oradaki hareket devam ediyor. Biz buranın da devam edeceği kanaatindeyiz. Emlak konut özellikle çok güçlü. Torunlar yine bizim keza çok yakından takip ettiğimiz kağıtlar. Burada da hareketlerin potansiyel olarak devam etmesi gerektiği yönündeyiz. Özellikle bir yerel seçim beklentisi var. Yerel seçimle birlikte kentsel dönüşüm hikayesinin bir miktar güçlenebileceği süreçler bizi bekliyor. O yüzden gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki hikayenin de devamını beklemekte yarar var. Yine bugünlerde kendi düzeltmesini yapan ama gayet sağlam bir yükseliş yapan perakende sektöründe de bence henüz hikaye bitmedi. Orada da Migros, BİM, Şok tarafı, tekstil tarafında da mavideki hareketleri yakından takip etmek lazım. Portföyleri çeşitlendirmek için çok değerli. Son olarak da ekleyebileceğim bunların yanına sigortadaki hareketlerin bu faiz ortamında ve bu karlılık yapısıyla devam edeceği kanaatindeyiz. Burada Anadolu Sigorta'yı bir tık ön plana çıkartıyoruz diyebilirim açıkçası. Bir de otomotiv ekleyeyim. Unutmadan orada da temettü verimlilikleri geldiği zaman aşırı düzeltmiş bir sektör halinde. Orada da ekstra bir hareketlilik olmasa bile temettü verimliliğinden kaynaklı eder değerlerine doğru bir hareketlilik bekliyor olacağız. Evet Sertaş, şimdi özellikle tabii bankalar tarafında kredi büyümesini sırtlanan da aslında özel bankalar. Dolayısıyla dediğin gibi bir miktar daha özel bankaların ön plana çıkması beklentisi genelde tabii hakim oluyor. Ama tabii sektör sektör baktığımızda hemen hemen birçok sektörden de kapsayıcı bir model portföy diye anlıyorum ben. Ama şimdi tekil olarak hisseye bakmak istemeyenler ya da bir model portföy oluşturmayı tercih etmeyenler için fonları konuşalım. Yani şimdi şöyle sorular da geliyor bu arada izleyicilerimiz, hiç bilmeyenler için. Bunu da sormak istiyorum sana. Şimdi bu fonları mesela nitelikli yatırımcılar alabiliyor diye yazmışlar. İstersen bunu bir düzeltelim. Yani nereden nasıl ulaşılabiliyor?
TEFAS'ta zaten bunların bilgileri var. Biraz anlatmak ister misin? Yani şu anda revaçta olan işte en çok mevduata alternatif para piyasaları fonları, arbitraj fonları çok konuşuluyor. Hani biraz da böyle içerikleri istersen özet geçelim, ne dersin? Tabii ki aslında model portföy bu sene çok kritik bir önem taşıyor. Yani hisse senetlerini kendiniz biriktirseniz bile portföyün mutlaka belli bir kısmında kıymetli madde, yani altın taşınması gerektiğini hala söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra da özellikle fon yapısı ya da faiz getirisi olan bir enstrümanın köşede bulundurulması lazım. Bu da %25-30 oranında taşınması gereken dinamiklerden biri. İşte burada devreye aslında riskinin yönetilmesinden kaynaklı hem para piyasası fonları hem de arbitraj fonları çok ön planda çıkıyor. Özellikle son dönemde biz para piyasası fonlarındaki getirileri bir hayli tatmin edici buluyoruz. O yüzden yatırımcıların özellikle mevduat arayışları içerisinde böyle alternatif getirilerde para piyasası fonlarını ve son dönemde de artık tanışık çok popüler olan arbitraj fonlarını bir miktar takip etmelerinde yarar görüyorum. Dediğim gibi TEFAS'ta özellikle çok ayrıntılı bilgi var bu tarafta. Ben hani hisse senedi yapıyorum, yan tarafta da alternatif arıyorum diyenler için hem para piyasası fonları son dönemdeki getirileriyle hem arbitraj fonları bence çok iyi ve cazip teklifler içeriyor. Bunun yani yanı sıra bireysel yatırımcılar da alabiliyor yani bunları, değil tabii, mi? Tabii. Kendileri, yani kesinlikle. Bu nitelikli yatırımcı diye bir husus yok yani, orada herkes kendi işte kullandığı banka, aracı kurum neyse yani oradan girdiği zaman özellikle işte TEFAS fonlarıyla ilgili herhangi bir fona ulaşabiliyor. Bunları kendi bütçesi doğrultusunda satın alabiliyor. Likittir zaten. Orada riskler yazar vesaire. Dolayısıyla biraz da hani oturup incelemek ya da belki yatırım danışmanından da akıl fikir almak gerekiyor böyle zamanlarda. Kesinlikle. Zaten hani nitelikli yatırımcıya satılan fonlar daha belirtilen fonlar oluyor. Ve o taraftaki hareketler biraz daha risk içeren hareketler taşıyan fonlarda da var. O tarafta da zaten yatırım yapmak istediğiniz noktada şu var. Hani birçok yatırımcımız da şunu takip ediyor. Ya ben hisse senetlerini bireysel olarak o toplamak istemiyorum. Çünkü biraz önce ben bir çırpıda neredeyse 7 tane sektör saydım. 7 sektörün içerisinden kağıdı seçip buraya koymak ya da model portföydeki hareketlerin düşüşlerini çıkışlarını takip etmek istemeyen yatırımcılar için özellikle hisse senedi fonları burada ön plana çıkıyor. Burada biraz daha etkili olabilir hani nitelikli yatırımcı unsuru. Fakat burada da TEFAS tarafında baktığımız zaman gerçekten getirileri iyi olan fonlar var. Hisse senetleriyle hani ben hiç uğraşmayayım, belli bir getiri oranını da takip edeyim, işlemler yapılsın, ben de fonumu takip edeyim, rakamlarımı takip edeyim dersek o tarafta da gerçekten çok cazip fonlar tanıtılıyor. Ben özellikle bu sene portföylerinin %50'sinin hala hisse senedinde olması gerektiği %50-60 oranı düşünürsek bu fonları da değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum eğer vaktiniz yoksa hisse senetleriyle. Evet, burada tabii özellikle TL mevduat getirileri son dönemde bir miktar geriliyor diyorduk. Belki ufak da olsa bir yukarı yönlü hani tekrardan bir yukarı yönlü çıkış var ama tabii şimdi enflasyon beklentin kaç, yani hani onu da konuşmak lazım, değil mi? Yani bireysel olarak işte takip ettiğimiz işte kurumlar vesaire bakıldığı zaman bir bireysel yatırımcı yola çıktığında 40'ı mı kerteriz alacak, 45'i mi kerteriz alacak, 50'yi mi alacak? Çünkü burada biraz hani enflasyon raporunda özellikle 36'yı düşünecek olursak yıl sonu için genelde piyasacıların yorumları, ekonomistlerin tahminleri bir miktar daha yukarı yönlü ayrışıyor. İşte o zaman da o mevduat getirileri bir miktar daha belki kısıtlı kalabiliyor ya da tercihini TL'den yana kullanmak istemeyenler olabiliyor. Dolayısıyla da burada alternatifinde tabii çok olduğu bir sene, onu da unutmayalım. Kesinlikle. Ben şunu da söyleyeyim. Enflasyon beklentisi benim tabii ki 36 değil. Bir miktar daha üstünü bekliyorum. Piyasada da çok geniş bir alpaze var aslında. Biraz daha kötümser bir havada olanlar var. Biraz daha iyimser havada olanlar var. Ben 45'in altında bir dengede kapatacağımızı ama hani böyle 40'ın hemen başlı seviyelerini göreceğimizi, yani pozitife döneceğimizi tahmin ediyorum o tarafta. Pozitif bir getiriyle kapatacağımız kanaatindeyim. Buradaki önemli konu şu tabii ki. Yani bizde senin de biraz önce belirttiğin gibi bu yurt dışında da geçerli. Tüketim istenildiği ölçüde ve beklentiler istenildiği ölçüde törpülenmiyor. Bu da yapışkan enflasyon konusunu bir süre daha uğraşacağımız anlamına geliyor. Yani ne Amerika 3'ten 2'ye istediği oranda düşebiliyor ne biz istediğimiz hızda burayı aşağı çekebiliriz. Burayı yönetmek çok zor. Çünkü gerçekten özellikle pandemi sonrasında tüketim davranışlarımızda çok ciddi değişiklikler var. Dünyanın artık
Hani bundan 10 sene önceki tüketim davranışlarıyla şimdiki davranışlar arasında ciddi farklılıklar var. Ayrıca bir öğrendiğimiz de bir enflasyon atmosferi var. O yüzden beklentiler çok yukarıya çekilmiş durumda. Bunu yönetmek biraz daha zor, biraz daha zaman alıcı olacak. Bu alternatifler arasında gerçekten işte mevduat faizleri bundan birkaç yıl önce neredeydi, şimdi nerelere düştü, bu tarz dalgalanmalar yaşayacaktır. Son dönemde yine yukarı yönlü bir ivme gelecektir son alınan kararlarla birlikte, ama burası neredeyse en iyi ihtimalle kafa kafaya gelecek şekilde duruyor. O yüzden mutlaka portföylerde alternatif yaratmak lazım. İşte fonlar burada devreye giriyor. İşte bu yüzden de portföyün belli bir oranında mutlaka hisse senedi taşımalıyız demen ederim bundan kaynaklı. Ben çünkü döviz tarafında enflasyonun üstünde bir getiri beklemiyorum. Yani bu enflasyonun hemen altında yatay yukarı yönlü bir hareketlilik beklediğim için döviz ve alternatif araçlar bu sene çok böyle radarımızda ya da rotamızda olacak ürünler değil. O yüzden TL'ye güvenip TL'nin alternatiflerini yaratmakta yarar var. Burada da fonlar ciddi anlamda ön plana çıkan enstrümanlar halinde. Zaten tabii bu alternatifler arttıkça, özellikle faizlerin de tabii yükselmesiyle birlikte, mesela altın olan talebin de bir miktar hız kestiğini takip ediyoruz aslında rakamlardan. Hani altın yerine, yani fiziksel altın yerine altın fonları da çok tabii öneriliyor bir yandan. Orada getiriler bir miktar altından da fazla olabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla hani burada iyi araştırmak, değil mi? Belki bir danışmanlık almak da gerekiyor. Şimdi ben şunu sormak istiyorum özellikle. ZK adımı, son atılan adım sonrasında mevduat faizlerinde bir artış gözlemleniyor mu? Bu anlamda nasıl bir öngörün var? Çok ufak bir artış şimdilik gözüküyor. Biraz daha belki dönem sonuna doğru bir hareketlilik olabilir. Ama o hani en azından dip seviyesi neresiydi diye baktığımız zaman dibi belirlemiş olduk o tarafta. Bankaların eline bir miktar daha rahatlatmış bir hamle oldu. Ben şeyi de çok önemsiyorum. Yani çok hızlı bir cuma akşamı geçirdik. İşte ben hani baktığım zaman alınan kararlar, o üstüne bu hamlenin gelmesi önemli bir mesajdı. Perşembe günü gelecek olan açıklamalar, bence iyi bir toplantı geçirme ihtimaliniz çok yüksek. Daha şahin açıklamalar, gene yabancıların beklediği gibi açıklamalar geldiği takdirde mevduat faizlerinde biraz daha yukarıya gidip yine orada dengede kalacağımız bir sürece gireriz. En azından tabanı belirledik çünkü bir hayli aşağı gelmişti mevduat faizleri. Evet. Burada bir dengeye gelmesi önemliydi bence de. Burada tabii başkan değişikliği, hani işte belirsizlikler vardı, onlar da giderildi diye de algılandı birçok piyasa oyuncusu tarafından. Şimdi tabii bundan sonrası artık işte para politikasında miktarsal sıkılaşma adımları, yani ek net çeşit hamleler gelecek, depo ihalelerinde bir artış görülecek mi? Ve tabii ki bundan sonrası enflasyonla ilgili ek başka bir risk olur mu olmaz mı meselesi, ama bunları niye konuşuyoruz? Çünkü yabancı yatırımcı meselesi. Yani burada özellikle bir sermaye girişi ciddi bekleniyordu. Tahvile çok hızlı oldu. Hisseye kademeli olarak geliyor ama hani şu seçimi bir atlatalım da diyenlerin sayısı da çok. Sertaç, şunu sormak istiyorum. Şimdi halka arzlar tarafı, ki birazdan da konuşacağız yine yetkili bir isimle. Çok cazip bir aslında finansman aracı. Ve şirketler burayı zaten deneyimledi. Oldukça fazla da şirket geldi son dönemde. Bu yatırımcının da iştahını açtı. Bireysel yatırımcı da buraya çok fazla geldi. Ama bu sene için, mesela 2024 için böyle bir beklentiniz var mı? Çünkü özellikle büyük halka arzlarda yabancı kurumsal işte yatırımcının da devreye girmesiyle hakikaten çok ciddi bir para girişi de yaşanıyor. Nasıl bir beklentiniz var bu anlamda? Geçen seneye göre daha dengeli olacağını düşünüyoruz. Çünkü geçen sene hakikaten bir yerden sonra şirketin adını bile bakmadan yatırımcının başvurduğu halka arzlar oldu. Yani ne olursa olsun halka arza başvuruluyordu. Ondan sonra açıklamalar ya da işte şirketin yaptığı hareketleri sonradan takip etmeye başlamıştı yatırımcı. Şimdi bir miktar daha dengeli bir sürecin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ya şöyle düşünmek lazım. 34 senede geldiği bir yer vardı piyasanın ve pandemiden sonra başlayan ve hızla büyüyen bir piyasa. Geçen sene iyice zirvelere gitti bu halka arz hareketiyle birlikte. Bir yerde doyuma ulaşıp konsolide olması normaldi. Son dönemdeki bu hesapların biraz böyle ayrışması bu sürece denk geldi. Arada bir de Ekim'le Ocak ayının başına kadar yaşadığımız 3 aylık, 4 aylık bir düzeltme hareketi var. Orada da yıpranan yatırımcılar oldu. Şimdi daha çok halka arzları böyle bir portföyün belli bir köşesinde çeşitlilik olarak tutan ama ana pozisyonlarını gerçekten işte bilanço gibi orta uzun vade pozisyonlarda taşımaya çalışan bir yatırımcı tabanına ulaşmış durumdayız. Bu senenin ana hikayesi zaten şu olacak aslında. Hala büyük kağıtlarda çok ciddi dinamikler var. Biraz önce senin de söylediğin gibi yabancının daha güçlü gelmesi beklenen bir Ocak ayını geçiriyorduk ama adım adım geliyorlar hisse senedi piyasasına. Buradaki hareketin biraz daha derinleşmesi beklenebilir. Özellikle seçim riskinin ortadan kalkması, seçime biraz fazla
anlam yüklüyoruz bu dönem için. Buradakinin artmasıyla birlikte büyük kağıtlardaki hareketlerin... O da çok mantıklı mı sence? Yani şunu sormak istiyorum. Hani seçimi risk olarak görüyor musunuz? Bu da tartışılıyor ya. Çünkü para politikasıyla ilişkilendirilen hiçbir husus olmadığı için bilmiyorum ne kadar anlamlı. Bence değil. Bence çok iyi noktada parmak bastın. Biraz fazla abarttık. Şu olabilirdi. Biz bu 4 aylık bir düzeltmeyi yaşamasaydık seçimin öncesinde hemen bir pozisyon ayarlaması gelebilirdi piyasada. Ama biz bence bütün tuşları orada bastık düzeltme için. Bundan sonraki hareketim ben yukarı yönlü devam edeceği kanaatindeyim. Evet. Seçim neyi değiştirir? Kentsel dönüşümü çok daha fazla konuşacağımız bir sürece sokabilir bizi. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sertaç. Kolaylıklar diliyorum sana ve ekibe. Şimdi devam edelim. İlhami Koç bizlerle. Ernst & Young Türkiye Kurumsal Finansman Danışmanı. Hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Halk arzlarda tamamlamıştık yayını az önce Sertaç'la. Sizle de oradan devam edeceğiz elbette. Kurumunuzun raporu, biraz detaylarını konuşmak istiyorum. Yani 2023'te halk arzlar açısından hem Türkiye'de hem dünyada nasıl bir görünüm vardı, ne dersiniz? Dünyada bakacak olursak son 2 yıldır aşağı doğru inen bir trend var. Halk arz büyüklüklerinde de ve sayılarında da 2001 yılı bu anlamda bir zirve olmuştu. Açısından. Son 2 yıldır aşağı doğru bir eğilim var. 2022'de de 2023'te de yani geçtiğimiz yılda bu eğilim devam etti. Halka arz adet bazında %8, halka arz gelir açısından da %33 oranında küçüldü. Sayılarla vermek gerekirse 1415-1298'e indi sayı olarak. Büyüklük olarak da 184 milyar dolardan 123 milyar dolara indi. Bu son 2 yıldaki genel eğilim bu şekilde göreceğiz piyasalarda. Neden bu yaşandı? İsterseniz kısaca bir Tabii, birincisi bütün dünyadaki genel yüksek faiz ortamı gibi geçmiş piyasalardaki en azından. Yatırımcıların risk iştahını azalttı. Halk arzları olan ilgi geçtiğimiz 2 yıl bu nedenden dolayı düştü. Geçen yıl aslında hisse senedi piyasaları dünyada hareketliydi nispeten. Ve genetik olarak da piyasaların iyi olduğu dönemde halka arzlar da yapılabilir idi. Fakat geçen sene gerçekleşmedi. Çünkü piyasalardaki hareketlilik, olumluluk daha çok büyük teknoloji şirketlerindeydi. Genele yansımadı. Bu da halka arzları olumsuz etkiledi. Bir başka faktör de bu politik gerginlikler. Burada kastettiğim yalnızca işte Ukrayna, Rusya ya da İsrail, Filistin tarafından bahsetmiyorum. Belki daha da önemlisi Çin'le ilgili gerginlikler ağırlıklı olarak etkiledi. Asya Pasifik'te ciddi bir düşük oldu halk arzlarda. Bunun bir nedeni de Çin'den gelen halk arzlara Batı'dan gelen ilginin siyasi nedenler, büyük ölçüde siyasi nedenlerle azalmasıydı. Böyle olunca fiyat beklentileri açıldı. Yani alıcı ile satıcı arasındaki fiyat beklentileri açıldı. Birçok arz ertelendi. Önümüzdeki yıllar ertelendi. Genel olarak sebepleri böyle sayabilirim. Yani 2024 için canlı bir piyasa mı bekliyorsunuz? 2024 için evet. 2024'e bakacak olursak çünkü faizlerin düşmesi bekleniyor. Zaten düşme eğilimine girmesi bekliyor. Gerek Amerika'da gerek Avrupa'da faizlerde bir genel faiz ortamına doğru inerse bu bir senede olan ilgi artması bekleniyor. Bu nedenden dolayı tekrar IPO piyasası, halka arz piyasası küresel anlamda açılacak gibi görünüyor. Bu Peki. arada 2023'te bir şey daha var, onu da söylemek lazım. Bu gelişmiş ülkelerdeki olumsuz, gelişmekte olan ülkelerdeki arzlarla bir ölçüde kapatıldı. Burada halka arzların büyüklüğü açısından, sayısı açısından birkaç ülke ön plana çıktı. Bunlardan birisi Türkiye, ikincisi Malezya ve Endonezya oldu. Bu ülkelerde halka arz piyasası çok canlıydı. Özellikle Türkiye gerek halka arz sayısı açısından gerekse halka arz büyüklüğü açısından bu bölge diye kastettiğim yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en canlı piyasası oldu geçen yıl. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ali Baba hisse geri alımı açıkladı. Programın 25 milyar dolar artırıldığını ifade ediyorlar. Önemli bir son dakikayı da aktarmış olalım. Piyasa hattını noktalayalım. Hoşçakalın.